aslında bir KOBİ memleketi. Böyle bakmamız lazım. Türkiye'de işte büyük, en büyük 1000-2000 şirketi bir kenara koyarsak aslında geri kalan şirketlerimiz KOBİ ölçeğinde şirketler veya KOBİ mantalitesinde şirketler diyelim. KOBİ olmak için ille işte 1 milyon TL, 5 milyon TL cirolar olması gerekmiyor. Yani 100 milyon TL ciro yapan da aslında bir KOBİ, yani küçük aile şirketleri diyelim. O mantalitede şirketler. Şimdi bu şirketlerin ama yani Türkiye'de büyümek gibi, Türkiye dışında da büyüme gibi hedefleri var birçoğunun. Türkiye'de de bunun gibi en az 500 bin KOBİ var diyelim. Bunların en az 30 bin ile 50 bin arasındaki KOBİ aslında kendini dünya ölçeğinde hazırlayabilecek nitelikte. Bu KOBİ'ler gerek yabancı stratejik yatırımcı olsun, gerekse özel sermaye fonu olsun, bu yatırımları aslında alabilirler. Ama alabilmeleri için ciddi anlamda ev ödevi yapmaları lazım. Çünkü bu sermayeyi alabilmenin ön şartları var. Kendinizi o sermayeye hazır hale getireceksiniz. Bunun finansal hazırlıkları var, vergisel hazırlıkları var, hukuki açıdan hazırlıkları var. Bunları yapacaksınız ve bunun da ötesinde bir vizyonunuz ve stratejik hedefleriniz olacak. Yani bugün bu işte 50 milyon TL ciro yapıyorsam ben 5 sene sonra bunu 5'e katlayabilir miyim? Daha fazlasına katlayabilir miyim? Evet, katlayabilirim. Yani bunu kağıt üstünde bu planı yapmak durumundasınız. Bunun gerekliliklerine bakmak durumundasınız. Bunun sonucunda evet 5'e katlarım ama bunun için de işte 20 milyon TL, 30 milyon TL ama paraya ihtiyacım var. Ben bu parayı nereden karşılarım? Ortak yoluyla karşılarsınız. Stratejik ortak gelip bu parayı koyabilir, size ortak olabilir. Bir özel sermaye fonu gelip bu parayı koyabilir, ortak olabilir. Bunun dışında tabii bunların istemezseniz kendiniz para koyabilirsiniz ya da bankadan borçlanarak faaliyetlerinize devam edersiniz. Ama banka borçtan borçlanıp bu tür işleri yapmak yani her zaman tabii yüksek faiz ya da faiz katlanarak büyüyen faiz diyelim. Buna sebep oluyor. O yüzden böyle ortaklıklar yoluyla bu işi yapabilirsiniz. Bu dönemde de yani bu ortağı yanınıza alabilmeniz için ön hazırlıkları kesinlikle yapmanız lazım. Bu ön hazırlıkları da KOBİ kapsamındaki şirketlerin, hatta büyük şirketler de dahil, kendi başlarına yapmalarını tavsiye etmiyorum kesinlikle. Çünkü yani bu bambaşka bir iş. Siz çok iyi bir işletme sahibi olabilirsiniz, işinizi süper iyi biliyor olabilirsiniz ama buna hazırlanmak, yani bir maça hazırlanmak gibi bir olay. Yani bir maça hazırlanırken bir teknik direktör yönetiminde hazırlanmak lazım. Siz çok iyi futbolcular olabilirsiniz kendi başınıza ama sizi bir takım haline getirmek, bu işte gol atmanızı sağlayacak birisi lazım. Dolayısıyla bir kaptan lazım. O kaptan veya teknik direktör ismine ne derseniz diyelim. Böyle bir danışmanla bu işe hazırlanmanız lazım.